Öncelikle hoş geldiniz diyorum arkadaşlar ve etkinliği düzenleyen arkadaşları tebrik ederim. Hem bu kadar salonda hem bu kadar konuşmacıyla aslında büyük bir etkinlik düzenliyorlar. Bugün ben sizlere Trunk Based ve Git Flow'un aslında neler olduğundan ve bunlara neden ihtiyaç duyduğumuzdan biraz bahsediyor olacağım. Çok büyük etkinliklerde konuşma yapmadığım için birkaç yanlışım olabilir arada. Şimdiden kusura bakmayın. Biraz önce bahsettiler. Aslında ben Okan Davut. Front-end developer olarak OSF Dijital'de çalışıyorum. İşte son 3 aydır aslında front-end alanına geçtim. Onun öncesinde 3,5 yıl kadar full-stack developer olarak farklı kurumsal şirketlerde çalıştım. Yazılım mühendisliği mezunuyum. Aynı zamanda da bilgisayar mühendisliği yüksek lisans öğrencisiyim. O da bitti bitecek çok kısa bir süresi kaldı. Aşağıdaki iletişim bilgilerimden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Şu anki iş yerimle alakalı veya önceki iş yerlerimle alakalı İsteklerinizi sorabilirsiniz her zaman. Her zaman yanıtlamaya çalışırım. Şimdi aslında bugün neler anlatacağımdan birazcık bahsedeyim. İlk olarak aslında şimdi direkt Git Flow ve Trunk Based'e girmeden önce bir versiyon kontrol sistemlerinin ne olduğundan, işte nasıl çalıştıklarından ve neden bunlara bizim ihtiyaç duyduğumuzdan birazcık bahsedeceğim. İkinci aşamada aslında bizim kullandığımız şu anki development tipleri veya bunun en temelinde neden böyle bir ihtiyaç doğduğundan biraz bahsedeceğim. Sonraki konumuz aslında ana konumuz olan Git Flow ve Trunk Based'in neler oldukları, neden bunlara ihtiyaç duyduklarımızı anlatıyor olacağım. Son olarak da kısa bir özet üstünden geçip tamamlayacağım. En sonunda da sorularınızı aslında alıyor olacağım. Versiyon kontrol sistemleri dediğimiz yapılar aslında belli bir ihtiyaç üzerine çıkan yapılar. Yani iki kişi bir proje yaptığınızı düşünün arkadaşınızla beraber. Yan yanasınız ve birbirinize projenin son halini durmadan atmaya çalıştığınızı düşünün. Versiyon kontrol sistemleri olmadığı dönemde bu. Belli bir backup'ı yapmak için aslında belli bir donanım kullanmanız veya işte bir drive üzerinden projeyi birbirinize atmanız gerekiyor. Bu iki değil de 20 kişi olduğunu düşündüğünüzde bu iş gerçekten çok zorlu bir hale geliyor. Ve bunun yanında işte flash bellekle atıyorum birbirinize attığınızı düşünün veya drive üzerinden veya bir daha güvenli olması için kendi sunucularınızı kullandığını düşünün. Bu durumda hem hardware hem de aslında büyük bir zaman maliyeti ortaya çıkarıyor. Çünkü gerçekten yani bir kodun değişikliğini bile görebildiğimiz şu anki versiyon kontrol sisteminin hiç olmadığı durumlarda işler gerçekten çok zor bir hale geliyor. Bunun tabii ki de en zor olacak kısmı hem yönetim hem de izleme kısmı. Çünkü yönetim için kullanıyoruz çünkü önceki historisine yani iş yaptığınız işlerin geçmişine bakıyoruz tüm kodların. İşte tüm süreci takip etmek adına biz bu dönemde neler yapmışız, neleri işte yönetmişiz veya başarmışız. Bunların hepsinin takibi için kodun izlenebilirliği ve track edilebilirliği için aslında versiyon kontrol sistemlerine ihtiyaç duyuyoruz. Tüm aslında şimdi bu bir yana tüm değişiklikleri yaptıklarımızı takip etmek bir yana bir de işin kod kısmı var. Yani bizim aslında içerisinde bulunduğumuz bölüm. Bunun da yönetim ve izlemesi aynı şekilde bu versiyon kontrol sistemleri aracılığıyla yapılıyor. Kim hangi dosyaya işte ne kadar insert etmiş, neleri işte eklemiş, neleri çıkarmış. İşte bunun sayesinde bunları takip edebiliyorsunuz. Düşünsenize hiç versiyon kontrol sistemi kullanmadığımız dönemlerde işte 5 kişi bir sayfa üzerinde çalıştı 5 yıl içerisinde ve siz o iş yerine girdiğinizde son çalışan kişiyi bulmanız nasıl bir zaman alır? Yani şu an tek bir tıkla aslında o sayfada çalışan insanları neden bu değişiklikleri yaptıklarını, açıklamalarını vesaire versiyon kontrol sistemleriyle görebiliyoruz. Yani buradaki artısı aslında tüm developerlar için çok büyük. O yüzden burada bizim değişiklikleri de izlememiz adına ihtiyacımız oluyor versiyon kontrol sistemlerine. Aynı zamanda source kontrol olarak da biliniyor bunlar. Çünkü bir yandan tabii ana işte versiyon kontrolü ve işte o anki geçmişi tutması vesaire olsa da bir yandan dosyalarımızı saklamamıza ve dosyaların üzerinde de aslında değişiklikleri takip etmemizi vesaire de yaradığı için source kontrol olarak da adlandırılıyor. İşte burada söylediğimiz gibi aslında hem kodun hem ürünün geçmişini adım adım izlemek adına işte tüm geçmişinde neler olmuş, ne dönemde hangi geliştirmeler yapılmış, neden biz buna ihtiyaç duymuşuz gibi adımları takip etmek adına da aslında versiyon kontrol sistemlerine ihtiyaç duyuyoruz. Şu an en popüler tabii ki de versiyon kontrol sistemi Git. Çok yaygın kullanılıyor. Eskiden tabii biraz daha öncesinde TFS de vardı ama şu anda da TFS'i kullanan büyük kurumsal şirketler var Türkiye'de. Sadece Microsoft'un aslında GitHub'ı satın almasıyla beraber biraz daha artık arka plana doğru çekilmeye başladı. SVN de var tabii kullanılıyor şu an. Kendi sunucuları üzerinde kullanan insanlar için SVN de bir versiyon kontrol sistemi. O da tabii Git'e benzer bir yapısı var. Şimdi aslında en temelde biz neden böyle bir versiyon kontrol sistemine ihtiyaç duyduk? Neden bir development tipi geliştirmek istedik? Biraz bundan bahsedeceğim. Çok temelinden gireceğim konuya. Bir task için aslında nasıl bir yol izlediğimizi anlatacağım. Gidip işte atıyorum müşteriden
Biz o kişinin o proje veya o sayfa veya o geliştirme üzerindeki ihtiyaçlarını alıyoruz. Yani düşünün ki çevrenizde olan bir esnafa küçük bir web sitesi geliştirmek istiyorsunuz. Bunu yapmak için gidip kendisine işte sen bu sayfada neler istiyorsun gibi direkt sorarak aldığınızı düşünün. Bunun aslında biraz daha formal yani biraz daha resmi olan hali requirements'ları müşteriden alma. İşte ana sayfada slider olsun istiyorum, işte ürünlerimi listelemek istiyorum veya satış yapmak istiyorum gibi bazı requirement'ları size iletiyor müşteri tarafı. Siz de bunu alıp geliyorsunuz aslında. İşte kendi şirketinizle veya kendiniz tek başınıza veya arkadaşınızla beraber bunun bir analizini yapıyorsunuz. Veya işte şirketinizde bulunan analistler bunun analizini yapıyorlar. İşte adım adım kim bu siteyi ziyaret edebilir, hangi senaryolarla karşılaşabilir, işte ne gibi özelliklerin işte içerisinde olması gerekiyor müşterinin istediğine uyması için. Bu gibi adımları aslında size çıkarıyorlar. Analizini yapmış oluyorlar yani. Sonrasında bunu developer'a geliyor buradaki süreç. Ve developer aslında tüm analiz edilmiş işte sayfaları veya o anki geliştirmeyi alıp işlerini üzerine tamamlıyor. İşte bir slider geliştirmesi, işte fotoğrafları bunlar olacak, şu aralıklarla değişecek, şu animasyonla olacak, şu sayfanın burasında ve bu şekilde olacak gibi bilgiyle geliniyor size. Ve siz bunun geliştirmesini yapıyorsunuz, sonrasında kodunuzu gönderiyorsunuz. Aslında ağır kısım yani işin en önemli kısmı analiz kısmı. Sonrasında kodunuz test ediliyor. Kodunuz veya yaptığınız özellik direkt arayüzde de aynı şekilde test ediliyor. Bunun testleri tamamladıktan sonra yani farklı farklı test yöntemleri var. İşte direkt normal bir integration testi olabiliyor, kod testleri olabiliyor, yük testlerine tabi tutulabiliyor vesaire. Sonrasında müşteriye bunu gösteriyoruz aslında. İşte böyle bir slider yaptık senin istediğine yönelik ve burada işte şu 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 geçişler var. İşte atıyorum orada küçük değişiklikler istedi müşteri. Gerçeğini gördükten sonra beğenmedi veya küçük hatalar çıktı sonrasında. Bunları da düzeltiyoruz en son. Ve bunların hepsinin düzeltilmesi ve işin sonuna geldiğimizde de tamamlamış oluyoruz. Aslında Gitflow da kullansak, Trunk Based de kullansak, işte Scrum da kullansak proje yönetim biçimi olarak temelde tüm tasklarda yapmaya çalıştığımız şey bu. Müşterinin isteklerine uygun şekilde uygun zamanlarda işi tamamlamak. Şimdi geliştirme tiplerinin aslında geliştirme kısmına geçtiğimizde de şu an en popüler olarak kullanılan geliştirme tipi tabii ki de Git. GitHub ise projeler için en büyük saklama alanı sağlayan web sitesi şu an. Burada küçük bir şeye daha değinmek istiyorum. Aslında Git ile GitHub bilmeyen kişiler için çok karıştırılan iki kavram. Git bir versiyon kontrol sistemi, bir tool aslında. GitHub ise sizin Git'in tüm özelliklerini kullanmanızı sağlayan bir web sitesi. Yani siz Git'i alıp kendi bilgisayarınızda da bir kod yönetim sistemi olarak kullanabiliyorsunuz veya işte GitLab'da Bitbucket üzerinde veya kendi sunucularınızda da kullanabiliyorsunuz. Git ile projenizi oradan da yönetebiliyorsunuz. GitHub size sadece bir arayüz ve dosya saklama alanı sağlamış oluyor. Bununla beraber aslında GitHub'ın bu kadar popüler olmasının sebebi, yani GitHub'ın bu kadar kullanılıyor olmasının sebebi, Git'in sağladığı özelliklerin tümünü web üzerinden yönetebilmenize olanak sağlıyor. Yani siz pull request'inizi açıyorsunuz, issue'lar var, proje yönetim bölümü var, işte pardon, yönetim bölümleri var, işte konfliktleri mi ettiğiniz bölümler var. Yani tüm senaryolarınızı aslında kolayca sadece arayüz üzerinden halledebilmenizi sağlıyor. Normalde Git'in sonuçta bir komut satırından yaptığınız işlem bölümü var ve arayüz programları var şu an kullanılan. Git de aslında neden bu kadar popüler? Git çünkü bizim bütün problemlerimizi çözüyor. Büyük takımlarda olduğunuzda işte çıkan konflikleri çözüyor. Çözmenizde kolaylık sağlıyor. Farklı branchler olduğu zaman bunların son hallerini almanızda kolaylık sağlıyor. Gibi gibi birçok artısı olduğu için kolay. TFS de çok popülerdi bir dönem ama TFS daha bir düz mantıkla çalışıyor. Yani kod bir yerde ve siz oradan leads alıyorsunuz gibi hep tek bir yönlü. Yani orada bir branching sistemi yok. Bu yüzden Git biraz daha popüler, biraz daha aslında kodun güvenilirliğini, canlıda olan versiyonun daha güvenilir olmasını sağlıyor. Ancak şöyle bir durum var. Geliştiriciler açısından veya takımlar açısından işler büyüdükçe veya küçük işlerde farklı izlenen işte branching modeller veya geliştirme tipi olarak adlandırdığımız Trunk Based ve Gitflow gibi iki tipimiz var aslında. Bunların da aslında detayına girelim şimdi yavaş yavaş. İlk olarak Gitflow ile başlamak istedim. Buradaki belki Caps'ten de birazcık anlayabilirsiniz. Aslında Gitflow branchlerin yoğun olduğu, branchler üzerinden ilerleyen bir geliştirme tipi. Bu yüzden burada böyle bir küçük bir caps kullanmak istedim. Gitflow'un ne olduğuna bakacak olursak Gitflow bir branching development yani geliştirme modeli. Çok böyle çok çok eski değil. Yani 10 yıllık bir geçmişi var. Tabii ki de çok yeni de değil ama yani henüz Trunk Based'e kıyasladığımızda yeni bir geliştirme tipi.
Vincent Bresen tarafından yaratılan bir geliştirme tipi, belli bir ihtiyaçtan doğan, aslında onların da kullandığı bir branching model üzerinden bunun aslında bir flow'a dönüştüğü, bir akışı dönüştürülmesiyle ortaya çıkmış bir geliştirme yöntemi. Ve 10 yıl içerisinde çok popüler oluyor. Bunun popüler olmasının sebebi, birincisi open source projelerin çok ağırlıklı olması. İkincisi aslında Git'in de bu kadar popüler hale gelmesiyle beraber, Git Flow da aslında temel bir mantık içerdiği için popüler bir hale gelmiş oluyor. Ağırlıklı olarak branchlerle, pull request'lerle ve bu tarz iş, yani işin kontrol altında tutulduğu yapılarla yönetilmiş oluyor. Zaten ilerleyen bölümlerde daha detaylı şimdi aktarıyor olacağım. Git Flow'un nasıl çalıştığına gelecek olursak, aslında ana konumuz burası. Git Flow'un çalışma mantığında geliştirmemizi yaptığımız bir ana geliştirme branch'imiz var. Şimdi GitHub üzerinde, bilenler için söylüyorum bunu, bilmeyenler için de anlatayım. Aslında bir proje yarattığımızda GitHub üzerinde, master isimli bir branch üzerinde oluşuyor projeniz. Yani initial ettiğinizde, ilk projeyi yarattığınız anda veya kodunuzu ilk kez push ettiğinizde master üzerinde kodlarınız görünüyor. Şimdi buradan sonra Git Flow'la çalışmayı düşünüyorsanız ve bu yapıyı kurmak istiyorsanız projenize, bir development branch'i alıyorsunuz master üzerinden. Burada master aslında bir canlı branch gibi düşünüyorsunuz. Development ise sizin eklemeleri yaptığınız, istediğinizde master'a atıp işi canlıya alabileceğiniz branch olarak yorumlayabiliriz. Bunu genellikle development veya işte isterseniz Okan bile diyebilirsiniz, ama genelde kullanılan isimlendirme develop veya development olarak oluyor. Ben çalıştığım iki şirkette, birinde development, birinde şu anki şirketimizde develop olarak adlandırıyoruz. Developerlar, işte atıyorum development branch'iniz var, artık işe başlıyorsunuz. Burada yapmanız gereken şey çok basit. Yine bir branch yaratıyorsunuz development branch'i üzerinden. Bu da atıyorum işte bir slider geliştirmesi dedik biraz önce, onun üzerinden ilerleyeyim. Bir slider geliştirmesi yapacaksınız. İşte slider slash feature, slider tire feature adında bir branch yarattınız. Sizin bu aslında tüm geliştirmeyi yapacağınız, işte fotoğrafları ekleyeceğiniz, slider'ın özelliklerini geliştireceğiniz bir branch'iniz. Buraya işte işlerinizi yapıyorsunuz. İşte commitlerinizi tek tek atıyorsunuz ikinci bir branch'te. Sonrasında siz bunu bir pull request olarak açıyorsunuz. Şimdi pull request nedir? Kısaca ondan da hemen bahsedeyim. Pull request aslında sizin yaptığınız o geliştirmeyi, işte slider ile ilgili tüm özellikleri, ben development üzerine bunu atmak istiyorum. Yani bunu ben oraya atma isteği açmak istiyorum diyorsunuz. Pull request aslında bu kavram olarak adlandırılıyor. Git içerisinde çok duyulan bir kavram. PR veya pull request olarak duyarsınız. İşte anlatmaya devam edeyim. Developer'lar pull request'lerini yaratıyor. Peki neden böyle bir pull request ihtiyacımız var? Pull request ihtiyacımız olmasının sebebi aslında kontrol altına almak. Birincisi, direkt kodun development veya işte master branch üzerine direkt geçmesini engellemek. İkincisi ise aslında bir sonraki maddede bahsettiğim kod review'ler yapmak. Yani yaptığınız işi, slider yaptınız attınız, diğer arkadaşınız buna bakacak. Pull request'inizi sizin inceleyecek. Burada şöyle farklı yöntemler de var. Atıyorum 6-7 ya da işte 7 kişilik bir ekipsiniz. 3 ya da 4 kişinin onayı olursa bu pull request merge olabilsin gibi kurallar da koyabiliyorsunuz. Veya sadece Okan bu pull request'i merge edebilir. Yani sen yaratsan bile Okan onay vermediği sürece bu pull request merge olmaz development'a gibi. Kuralları da koyabildiğiniz için aslında işi kontrol altına almış oluyorsunuz Git Flow ile beraber. Burada kod review'ler yapılıyor. İşte yeni, işte atıyorum slider'da bir şey yanlış olmuş veya işte daha doğrusu şu şekilde olur gibi bir yorum geldi. Siz bunu düzeltiyorsunuz. İşte tekrar commit atıyorsunuz. Zaten otomatik olarak yaratmış olduğunuz PR içerisine o commit gidiyor. Sonrasında tüm işler okey olduğunda, herkes buna onay verdiğinde, review yapan insanlar, bunu development branch'inize, yani ana geliştirme branch'iniz üzerine merge ediyorsunuz. Yani şu an sizin hem development branch'inizde hem aslında kendi kişisel feature branch'inizde, yani slider feature isimli branch'inizde de geliştirmeniz yer alıyor. Şu an sadece master'da yok. Master zaten canlı versiyonunuz. Buradan şimdi atıyorum siz slider yaptınız. Arkadaşınız ana sayfada ürün listeleme bölümünü yaptı. Diğer arkadaşınız hakkımda sayfasını yaptı ve bu üç özellik 2'şer hafta sürdü bunları yapmak. Ve siz 2 haftalık süre sonunda bunları, geliştirmeleri canlıya almak istiyorsunuz. Bu durumda da aslında development üzerinden bir versiyon branch alıyorsunuz. İşte versiyon 1.1. 1.0'la başladınız, 1.1 olarak bir branch daha aldınız. Bu branch artık sizin master'a atmaya hazır olan versiyonlanmış, taglenmiş branch'iniz. Bunu da alıp aslında master üzerine atıyorsunuz. Böylece aslında başından sonuna kontrol altına alınmış bir süreçle master'a canlıya alım işlemini tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi
Bir sonraki sayfada aslında burada ben GitFlow'u kendim öğrenmeye çalışırken Setur'da çalıştığım dönemde böyle bir diyagram çizmiştim tahtaya adım adım incelerken. Bunun üzerinden daha temiz bir şekilde anlatacağımı düşünüyorum. Hatta işaretçiyi de şöyle lazer yapayım. Şimdi burada biraz önce anlattığım biraz daha somut olması için göstermek istedim. Master Branch'i yarattığınız projeyi versiyon 1.0'da ilk projeyi Create React App yaptınız ve yarattınız. Sonrasında buradan bir Development Branch aldınız. Bu sizin ana geliştirme branch'iniz. GitFlow'da ana kullandığınız branch'iniz olarak isimlendiriliyor. Şimdi ben burada Slider geliştirmesine başlayacağım. Slider için buradan bir feature branch alıyorum. İşte Slider'ın fotoğraflarını ekledim. İşte animasyonlarını yaptım. Düzeltmelerini yaptım. İşimi tamamladım. Şimdi burada ben bunu Development Branch üzerine atmak istiyorum. Şu an yapmam gereken işlem pull request açmak. Şu aradaki bölüm aslında benim development'a atma isteğim pull request olarak isimlendiriyoruz. Pull request sadece işte kod review'ler yapıldı vesaire. Burası birleşti. Ve şu an aslında sizin bu feature'da yaptığınız işin aynısı burada development üzerinde de var olmuş oluyor. Ama sadece master'da yok. Şimdi burada sizinle beraber birkaç arkadaşınız daha feature'larını yaptığını düşünelim. İşlerini tamamladı. Development'a herkes attı. Şu durumda development'ta aslında 2 haftalık geliştirme veya 1 aylık geliştirmenin tüm geliştirmeler yer alıyor. Aslında bu durumda release branch'inizi alıyorsunuz. Release branch'i master'a gidecek kodunuz olarak düşünebilirsiniz. Bunu işte genelde işte önceki çalıştığım yerlerde işte UAT üzerine veya şu an sample olarak isimlendiriyoruz. Sample üzerine atıp son testlerimizi aslında veri tabanı canlıya en yakın olan versiyon üzerinden son testlerimizi yapıyoruz. İşte yük testleri olur, farklı testler olur. Burada bütün testler yapılıyor. QA engine'in işte QA arkadaşlarımız testlerini tamamlıyor. Belki birkaç tane küçük bug çıktığını düşünüyorum release üzerinde. Bunları da çözümlendirdiniz bu branch üzerinde ve burada artık canlıya hazır yük testi yapılmış, son testleri halledilmiş, UAT'de test edilmiş doğru veriyle bir versiyonumuz olmuş oluyor. Bunun versiyonlandırıp artık canlıya alıyoruz. Ancak şu arada yapmış olduğumuz bir geliştirme vardı, düzeltme. Bu şu an development'ta yok. Development buradan geldi. İkisi aynı. Bu durumda bunu bir de development'a attığımızda canlıyla development'ta yeni geliştirmelere başlamadan önce aslında eşitlemiş oluyoruz. Burası çok temiz, çok net bir şekilde eşitleniyor. Şimdi bir sorun daha var burada. Farklı sorunlar da var tabii ama ana sorun olarak adlandırabileceğimiz siz bu slider'ı canlıya aldınız. Ancak işte iki resim arasındaki geçişte küçük bir sorun var. Bunu size işte yaptığınız kişi report etti veya müşteriden size bu hata geldi. Bu durumda da hotfix olarak bunu yapmanız gerekiyor. Hotfix de canlı branch'i üzerinde yapmış olduğumuz canlı versiyon üzerindeki düzeltmeleri hotfix olarak isimlendiriyoruz. Burada canlıdan alıp hemen atmanız gerekiyor. Çünkü burada bir daha development'tan al. Bu süreci tamamla bir daha release al. Böyle bir sürecimiz yok. Çünkü hızlı bir şekilde canlıya almamız lazım. Bu bir sorun şu an. Bu durumda master üzerinden bir branch alıyoruz. Bunu da aslında çözümlendirip tekrar master üzerine attığımızda yeni bir versiyonla sorunu çözmüş oluyoruz. Burada yine bir sıkıntı var. Bu hotfix branch'imiz development'ta yok. Bu feature'larda da yok. Bu durumda hotfix branch'ini de development'ın üzerine atıyoruz ve bu sayede yine tüm branch'leri eşitlemiş hale getiriyoruz. Yani master'la development'ın release'ler sonrasında eşit olmasına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Umarım bu grafikle çok net bir şekilde size anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha aslında GitFlow'un neden seçmemiz gerektiğinden birazcık bahsediyor olacağım. Neden tercih ederiz? Open source projeler. Şimdi open source projeleri düşünün. Facebook'un React Native diye bir projesi var. Veya Facebook'un React diye veya Vue.js diye bir proje var. İşte Kubernetes diye büyük bir proje var. Şimdi oralarda böyle bir mantığın olmadığını, kontrolün olmadığını düşünün. Ben gidiyorum master'da canlıdaki versiyonları alıyorum. React Native'e hemen bir commit atabiliyorum. Böyle bir yöntem imkansız oralarda. Bir şeylerin kontrol altına alınması gerekiyor. Belli kurallar, belli kişilerin sadece merge yapabiliyor olması gerekiyor. Bu durumda da aslında GitFlow seçmek en mantıklı hale geliyor ki genelde de bütün open source projelerde böyle kullanılıyor. Çünkü belli dönemlerde canlı alımlar yapılıyor. İşte React Native belli versiyonlamalar var orada da 16, 16.5, 16.6 gibi. Bu versiyonlar üzerinden aslında yapılan işlemler bizim release branch'i gibi düşünebilirsiniz. Belli dönemlerde belli işler yapılıyor, PR'lar kabul ediliyor, release alınıyor ve canlıya çıkılıyor. İkinci sebebi ise aslında takımda çok junior developer varsa. Burada kastettiğimiz şey birazdan trunk based anlatınca daha net anlayacaksınız. Aslında direkt master'a junior developer'ların veya projede yeni yer alan insanların direkt commit atması, master'a direkt bir şey atabiliyor olması biraz sıkıntı. Yani büyük bir risk olabilir proje içerisinde. Bu yüzden bunu kontrol altına almak adına
daha iyi olabilir diye düşünüyorum Git Flow'u seçmenin. Ürününüz eğer oturmuş büyük takımlar halinde çalışılan bir proje ise, örneğin önceki çalıştığım firmalardan bankacılık projeleri. İnanılmaz fazla ekip çalışıyor aynı proje üzerinde ortak katmanlarda. İşte kredi ekipleri, hesap ekipleri vesaire vesaire. Bunun üzerine orada düşünsenize direkt herkes aynı kod üzerine atıyor ve tek bir yer attığını düşünün. Bu durumda tabii ki de sıkıntılar çıkacaktır. Bu yüzden bunu kontrol altına almak, herkesin burada yani herkesin direkt master'ı push etmesini engellemek adına GitFlow kullanmak mantıklı bir hale geliyor. Ve bence benim en çok yararlandığım son işte dördüncü yılım olacak profesyonel olarak en çok yararlandığım kısım aslında kod review'lerden inanılmaz şekilde bir şeyler öğreniyorsunuz. Eğer review yapan kişi size bu konuda yardımcı oluyorsa yani bir mentor gibi davranıyorsa review'lerde gerçekten kod yazma beceriniz inanılmaz artıyor ve çok şey öğreniyorsunuz daha iyi nasıl yapılabilir. Bu yüzden GitFlow'daki kod review süreçleri çok çok daha olgun ve çok daha net süreçler. Ve bu durumda da yani kod review'lerin daha iyi olmasını ve developer'ların gelişmesini sağlanması isteniyorsa GitFlow kullanmak daha mantıklı hale geliyor. Daha uyumlu, planlanmış ve kontrol edilen süreçlerde daha uyumlu. Yani burada işte bir sonraki maddeyle de ilişkilendiğim aslında Scrum kullanıyorsunuz örneğin. Belli dönemlerde geliştirme dönemleri var. İşte atıyorum önceki firmalarından yine birinde Scrum kullanıyorduk ve 2 haftalık geliştirme sürelerimiz vardı. İşte pazartesi planlamamızı yapıp işimize başlıyorduk. Cuma günü her şeyi tamamladığımızda diğer pazartesi aslında biz release branch'imizi alıp bunu canlıya atıyorduk. Bir sonraki sprint'in başlangıcında her sprint başında bir önceki versiyon canlıya gitmiş oluyordu. Bu durumda backlog'daki belli task'lardan belli şekilde ilerleyebileceğiniz durumlarda yani daha planlı, daha kontrol edilmesi gereken yani deli gibi iş yapmak gerekmeyen açıkçası yani daha hızlı aksiyon almanız gerekmeyen durumlarda GitFlow kullanmak oturmuş bir sistem olduğu için daha mantıklı hale geliyor. Şimdi bir de bunun tabii neden seçmemeliyiz kısmı var. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu kadar güzel her şey review'ler var vesaire. Bazen zaman gerekiyor arkadaşlar. Yani bir şeyleri hızlı iterat etmeniz ve aksiyon almanız gerekiyor. Yani yeni bir ürününüz yapıyorsunuz. Düşünün, 2 arkadaşsınız ve bir girişim hedefiniz var, bir fikriniz var. Bu fikri de bir şekilde ortaya çıkarmak istiyorsunuz ve GitFlow kullanarak başlıyorsunuz bu işe. Ya bu çok mantıklı bir hareket değil. Siz yapıyorsunuz, bu PR açıyorsunuz, arkadaşınız da hızlı bir şey yetiştirmeye çalışırken bir de sizin PR'ınız review ediyor, tekrar ilerliyor vesaire. Burada aslında bir zaman kaybı yaratmış oluyor size. Bu yüzden belli bir yere geldikten sonra, bir şeyler oturduktan sonra böyle bir branching modeli seçmek daha mantıklı hale geliyor. Zaten bir öncesinde bahsettik, daha olgun ürünler üzerinde daha iyi çalışıyor diye. Peki neden seçmemeliyiz GitFlow? Bir sebeplerinden bir tanesi de senior developer'ların çok olduğu, çok uzun süredir aynı projede çalışan insanların birbirini durmadan review eden artık ve bir şeylerin oturmuş olduğu, tüm review'lerde artık çoğu şeyin dönmediği durumlarda GitFlow'u kullanmaya devam etmek aslında süreçleri biraz sıkıyor. Yani şimdi düşünsene 3 senior developer bir proje üzerinde 5 yılda çalışıyorlar ve burada durmadan birbirlerine işte review yapar mısın, PR'ı onaylar mısın gibi süreçte ilerliyor. Bu da tabii ki de can sıkıcı bir hale gelebilir. Proje yeni başladıysa aslında ilk maddeyle uyumlu bir madde bu da. Projeniz yeni başlamış ve bir şeyleri oluşturmak, görmek, çerçeveyi görmek istiyorsanız veya işte atıyorum React projesinde bir paket denemek istiyorsunuz. Bir NPM paketini deneyip kısa bir süre deneyip sonrasında tekrar bunu çıkarmayı düşünüyorsunuz vesaire. Bu durumlarda durmadan bunu yani PR'larla tekrar tekrar yapmak aslında işi zorlaştırıyor ve zaman kaybına sebep olabiliyor. Ve birazcık karmaşık. Yani çok değil. Birkaç PR açtıktan, birkaç release sonrasında ben işte öğrenmiştim. Biraz da işte kendim uğraşıp duvara vesaire çizerek aslında. Kavrayabiliyorsunuz birazcık üzerine düştüğünüzde ama birazcık da karmaşık ve öğrenmesi zor geliyor başta. Ve Continuous Delivery yani CI/CD prosesleriyle aslında çok uyumlu değil. Çünkü planlı şekilde siz delivery işlemini yapıyorsunuz. Ancak Continuous Delivery düzenli ve sürekli Integration ve delivery aslında bunu size vaat ediyor. Ancak burada GitFlow'da belli dönemlerde, belli release'lerde canlıya alma veya işte deploy etme işlemleri yaptığınız için çok da uyumlu değil. Aslında GitFlow'da anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bir trunk based'e geçelim. Biraz da ondan bahsedelim. Yine burada bir caps ile aslında birazcık pull request'lerin çok olmadığı, pull request'in hatta hiç olmadığı bir sistem olduğunu görebiliriz. Trunk based nedir? Trunk based aslında yine branching development modeli olarak adlandırılıyor ve çok daha eski bir zamana dayanıyor trunk based'in çıkışı. 90'ların ortasında oluşturulmuş aslında bir geliştirme mantığı ve aslında çoğunlukla
Düz olarak hepimizin genelde yaptığı bazı, yani kişisel projelerimizde genelde uyguladığımız bir geliştirme yöntemi ama farkında olamıyoruz bazen. Bir tane master branch'imiz var ve direkt onun üzerinde çalışarak ilerliyoruz. Daha geleneksel, daha önceden kullanılmış bir yöntem olarak biliniyor. Google'da, Facebook'ta vesaire çok eski, yani ilk çıktıkları dönemden beri kullanılıyor ve halen şu anda da Türkiye'de GitFlow'dan Trunkbase'de geçen daha oturmuş büyük e-ticaret sitelerindeki ekiplerde vesaire böyle şeyler de var. Yani Trunkbase eski olabilir ama şu anda da zaman dur ihtiyacı olan durumlarda veya gereken işte biraz önceki bahsettiğimiz sebeplerden dolayı buna geçilmez durumları da oluyor. Yani herkes GitFlow'a geçiyor gibi düşünmeyelim. Şimdi Trunkbase nasıl çalıştığından adım adım bahsedeyim. Tüm developerlar bir single branch üzerinde çalışıyor. Bu genelde master veya trunk branch olarak adlandırılıyor. Genelde master'dır ama şu an biraz belki duymuşsunuzdur. GitHub üzerindeki default branchler main'e kayıyor. Ama main, master veya işte trunk yine bunu da istediğiniz isme çevirebilirsiniz ama genelde kullanılır master. Buradan işte atıyorum bir iş yapacaksınız. Kodun son haline her zaman master üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Burada ana bir development geliştirme branch'iniz yok. Bu durumda aslında direkt var olan canlıdaki kodu lokalinizde aldığınız için durmadan aslında son haline sahipsiniz kodun. Bir branch yaratıyor yine geliştirme yapacak insan kendi feature için ama burada şöyle küçük bir ayrıntı var. Şimdi GitFlow'da uzun süreçli branchler alabiliyorsunuz. Yani nasıl söyleyeyim? İşte slider işi küçük bir iş ama daha atıyorum ana sayfanın geliştirmesi gibi büyük, yani bu tamamen varsayıyorum. Büyük işlerde yine branch yaratabiliyorsunuz. Ama burada Trunkbase'de short lived olarak adlandırılan kısa süreli feature branch'leri almak büyük önem taşıyor. Neden diyeceksiniz bu kadar önemli? Çünkü Trunkbase'in ana amacı olan işte konflikleri önleme, PR işlerinden uzak durma, review'leri oturtma vesaire bu tarz amaçlarından sapıyor. Eğer branch'ler çok uzun sürelere çıkarsa branch'lerin merge edilme süreleri. Yani bu durumda çok bir mantığı kalmıyor Trunkbase kullanmanın. Bu yüzden aslında direkt master üzerinden bir branch alıyorlar ve işlerini yapıyorlar. Slider için bir branch aldınız, yaptınız ve bunu direkt master'a push ediyorsunuz. Burada herhangi bir pull request işlemi yok aslında. Yani code review, pull request gibi süreçleri atlamış ve daha hızlı bir geliştirme sürecine girmiş oluyorsunuz. Burada aşağıda da bahsettiğim gibi daha sürekli, daha hızlı bir geliştirme süreci size imkanı veriyor. Böylece aslında ortaya çıkarmak istediğiniz işleri daha hızlı ortaya çıkarabiliyorsunuz. Merge konflikleri önlüyor. Ya yani şöyle düşünün, bir büyük bir bankacılık projesi. Gitflow ile çalışırken şimdi yani çok takım olduğu için herkes birbirini rev ediyor. Belli zamanlar bulunamıyor. Atıyorum bugün PR yarattınız işte 3-4 gün sonra bu rev yapılıyor. Tam merge edilecek. Aslında o arada farklı merge'ler edilmiş farklı takımlardan. Bu durumda sizin kodunuzda konflikt çıkıyor. Tekrar bir daha işte branch alıyorsunuz. Bir daha üzerinde o konflikti çözüp commit atıyorsunuz. Tekrar merge edilme işlemine giriyor vesaire. Bu bir yerde çok büyük takımlarda sıkıntıya sokabilen bir durum GitFlow tarafında. Bu yüzden Trunkbase'de her zaman master'dan son haline sahip olduğunuz için aslında merge konfliktlerin oluşması önleniyor master branch üzerinde. Burada işte kod review yapma işlemi ya İşinizi bitirdiğiniz anda takımla beraber yüz yüze hemen hızlıca kod review yapabiliyorsunuz veya tüm proje üzerinden kod review yapmanız gerekiyor. Gibi burada bir kod review olarak çok anlamlı bir süreci yok burada. Şimdi bir de grafik üzerinden kısaca anlatayım. Bir master veya trunk olarak isimlendirdiğimiz bir branch'imiz var burada. Kısa süreli işte slider veya işte ürün listeleme gibi kısa süreli belli branch'lar alıyoruz. Bu branchlar üzerinde aslında geliştirmelerimizi yapıyoruz. İşte atıyorum iki commit attım. Hemen bunu master'a push ediyorum. Direkt yani herhangi bir PR sürecine girmeden push ediliyor. Burada da aynı şekilde aynı süreç işletiliyor. Bu durumda aslında daha düzenli ve daha sıklıkla ve kolaylıkla bir merge işlemi ve geliştirme süreçleri yapmış oluyorsunuz. Ama diyeceksiniz ki hiçbir şey kontrol edilmiyor. İşte hiç PR yok. Farklı bakış açılarıyla bakılma yok. Evet burada böyle eksiler var. Aslında bunu da eksiler kısmında anlatıyor olacağım Trunkbase'in. Genel olarak Trunkbase'in çalışma mantığı bu şekilde. Daha aslında geleneksel, daha böyle kişisel projelerimizde kullandığımız bir yapı var. Ancak bu şu an büyük ve oturmuş şirketlerin büyük ve daha oturmuş ekiplerinde aslında kullanılıyor. Neden iyi bir seçimdir Trunkbase? Projeniz yeni başladıysa aslında GitFlow'un aksine olan durumlar burada daha iyi bir seçim kriteri. Projeniz yeni başlamışsa bir şeyleri hızlıca göstermek, bir şeylerin hemen hızlıca bitmesini istiyorsak aslında iyi bir seçim haline geliyor. Takımda çok senior developer varsa yani
6-7 kişilik, düşünsene 6 kişilik bir takım düşünün. 6'sı da senior ve 2 yıla yakındır atıyorum hepsi bu projede çalışıyor. Ve neyin ne olduğuna hakimler. Durmadan bu süreçlerle uğraşmak yerine aslında trunk based yapı kullanarak aslında kendilerini bu şekilde daha hızlı geliştirme süreçlerini yapabiliyorlar. Yine de söylediğimiz gibi daha hızlı iterasyon ve hızlı aksiyon gerekiyorsa, yani bir şeylerin ortaya çıkmasını hızlandırmak istiyorsak, evet, trunk based'e ihtiyacımız oluyor. Gitflow'da çünkü merge süreleri var. Merge yapmak için review işlemleri var. Review işlemleri için diğer kişinin geliştirmesini bırakıp sizin kodunuzu review etmesi gerekiyor gibi gibi zaman kayıpları çok. Bunları önleyen bir yapısı olduğu için trunk based tabii ki de daha hızlı ve daha aksiyon alabildiğiniz bir sistem oluyor. Release Application Change'den kastımız aslında yapmış olduğunuz değişiklikleri daha sıklıkla canlıya almanız, daha sıklıkla canlıya alabilmeniz sağlanıyor. Bu sayede aslında atıyorum slider yaptınız. İşte tüm release'i atıyorum. Siz 2 haftalık geliştirme sürecinin ilk üçüncü günü işinizi bitirdiniz aslında ilk haftanın üçüncü günü. Ve siz o geri kalan dönemi beklemek zorundasınız o slider canlıya almak için. Ama burada hem Continuous Integration ve Delivery'nin vermiş olduğu avantajla hem de Trunk Based'in vermiş olduğu avantajla aslında değişikliklerinizi çok hızlı bir şekilde müşteriye sunabileceğiniz bir şekilde canlıya alabiliyorsunuz. Üçüncü günde hemen bunu canlıya alabiliyorsunuz Trunk Based'in sayesinde. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi merge konfliktlerin önlenmesini sağlıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Büyük, çok büyük projelerde gerçekten çok zor konflikler çıkabiliyor. Bazen kodu işte konflikt olmayan haline alıp tekrar kopyalayıştırıyla vesaire ilerleyebiliyorsunuz. Böyle saçma durumlara girilebiliyor merge konfliktlerde. Ve takımın potansiyelini gerçekten açıyor, kilidini açıyor. Bunun sebebi nedir? Biraz önce bahsettiğim gibi 4 ya da 5 senior'ın aynı takımda durmadan birbirini revive ettiği, birbirlerinden merge request istediği, İşte zaman kayıplarının yaşandığı, bölmelerin yaşandığı bir durumu düşünün. Bu durumda tabii ki de insanlar bu durumdan sıkılır. Yani ben de açıkçası böyle bir durumda olsam sıkılırım. Aynı üründe kaç yıldır çalışıyoruz. Zaten review'lerin ve süreçlerin, kodun, artık standartların, mantığın biliyorsak böyle bir sürecin gerekliliği olmadığı için takımın da potansiyelini açan bir durum. Daha ileri iten bir seçim oluyor Trunk Based. Peki neden kötü bir seçim olabilir Trunk Based? Eğer projeniz open source'sa, çok basit, yani çok büyük projeler var, çok binlerce projenin içerisinde çalışan React Native, işte Vue.js, Kubernetes gibi böyle büyük open source projeler var. Bunların böyle bir trunk based yöntemini izliyor olması, sürekli canlı alınıyor olması veya sürekli master'a kodun push ediliyor olması imkansız. Bu yüzden trunk based buralarda kesinlikle seçilmemeli. Kendi kişisel open source projenizde belki bunu seçebilirsiniz ama yani daha büyük, en azından 3-5 kişinin bile çalıştığı projelere girdiğinizde open source'da, yani tanımadığınız insanlarla çalıştığında pull request üzerinden bu işleri yönetmek, issue'larıyla takip etmek daha mantıklı bir hale geliyor. Daha çok junior developer varsa yine demiştik. Burada junior developer'ların master'a yapmış olduğu commit'ler aslında büyük bir risktir. Bu riski en aza indirmek adına Gitflow gibi işte pull request'lerle yönettiğiniz bir sistem daha mantıklı hale geliyor. Ki burada bir de review durumu var. Junior developer veya senior developer. Burada junior yazmışım ama aslında seniorlar için de bu durum aynı. Yani şöyle bir durum var aslında. Ne kadar senior olursa olsun insanlar bakış açıları değiştiği zaman kod üzerindeki mantık da değişebiliyor. O yüzden kendiniz her zaman ben zaten burayı biliyorum böyle yaparım gibi düşünmektense birilerinden bir eleştiri almak, bir review almak gerçekten bulunmaz nimet. Bu yüzden size de küçük bir önerim olsun. Böyle bir yol izlemeniz, birilerinden görüşlerini almanız sizin için çok büyük bir artı olacaktır. Yani en basitinden farklı bir bakış açısı bile yanlış bir şeyi görebilir sizin göremediğiniz. Büyük takımlar, büyük ürün büyüdüyse, olgun bir ürün oluştuysa ve takımlar da çok büyük hale geldiyse trunk based ile yönetmek zor bir hale gelir. Yani gerçekten karmaşıklaşır işler. Bu yüzden Gitflow ile aynı proje üzerinde çalışan büyük bir takım varsa Gitflow ile bunu yönetmek daha mantıklı bir hale geliyor. Ve takım ve takıma veya kontribütörlere, yani işe katkı sağlayan kişilere, open source proje olsun veya işte kişisel projeniz olsun, buna güveniniz olması gerekiyor. Yani işi bildiğine, o iş alanını bildiğine, kodları bildiğine, kod standartlarını bildiğine sizin güveniyor olmanız gerekiyor ki Trunk Base gibi pull request ihtiyacı olmadan direkt master'a push edilebilen bir sistemde çalışmanız için. Ve review işleri zor. Yani kod review etmek gerçekten zorlu bir süreç burada. PPR'larda, pull request'lerde direkt sadece değişen kod kısımlarını görüp karşılıklı kıyaslayıp onun üzerinden basit yorumlarla review yapabiliyorsunuz Gitflow'da. Burada da bu zor bir hale gelmiş oluyor. Trunk based'i bu şekilde arkadaşlar. Şimdi aslında şimdi burada neyi seçmeliyiz, değil mi? Yani ikisini de anlattık. Farklarını birazcık neler içerdiğinden bahsettik. Burada
her seçimde olduğu gibi yazılım içerisinde yaptığınız iş ile en uyumlu olan aracı seçmek her zaman mantıklı. Belki bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi aslında Caps'te. Belki burada farklı bir şey kullanmak, işte ıslatmak, kurutmak veya sıcak bir hava vermek vesaire camı çözebilir ama elindeki aletle o işi çözebiliyor oradaki kadın. Yani bunun gibi aslında yapmış olduğunuz iş için sizin takımınıza hangisi uygunsa, sizin ekibinize hangisi uygunsa, sizin projenize, kod yapınıza, open source mu veya private bir proje mi, şirket projesi mi, buna hangisi uygunsa anlatmış olduğum kriterlere göre aslında sizin doğru iş için doğru aracı seçmeniz her zaman doğrudur. Bu sadece burası için değil, herhangi bir programlama dilinin de fanatiği olmamak gerekiyor. Yine onun içinde hangi işi yapıyorsunuz, o işe en uygun programlama dilini veya hangi ekipteyseniz ona en uygun teknolojileri belirlemek her zaman çok daha mantıklı bir seçim. O yüzden şunu seçin, bunu seçin diyemem. Yani siz de zaten kendiniz buna karar verebilirsiniz ama doğru iş için doğru aracı seçmek her zaman en doğru olan seçimdir. Son olarak çok kısa bir özet geçeyim. Gitflow anlattık. Gitflow için ne dedik? İşte bütün süreci pull request'le branch'lerle yönetiyor. Tüm sürecin kontrolünü elinde tutuyor. Open source için paha biçilemez bir nimet. Tüm süreci kontrol altında tuttuğunuz için. Büyük takımlar, kurumsal şirketler, büyük projeler için iyi bir seçim Gitflow. Olgun projeler ve büyük projeler dedik yine. Ve junior arkadaşlarımız için, revirlerden kendini geliştirmek isteyen herkes için, junior'dan ziyade kendini geliştirmek isteyen herkes için daha iyi bir seçim olmuş oluyor. Trunk-based ise developerlara karşı bir güven gerektiriyor ve inanılmaz bir geliştirme hızı ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Gitflow'lardaki olan merge'ler, konflikler o süreleri beklemeden hızlı geliştirme süreçlerine imkan sağlıyor. Yeni ürünler için yeni ortaya çıkan fikirler, bir şeylerin kemikleşmesini, çerçeveleşmesini istiyorsanız burada yine Trunk-based çok doğru bir seçim olmuş oluyor. Deneyimli ve kendini geliştirmiş geliştiricilere ihtiyaç duyuyor Trunk-based. Ve yani daha çok proje üzerinde kendini geliştirmiş. Yani daha doğrusu şöyle, ne kadar gelişmiş olursa olsun geliştirici, o şirketin kod standartlarını, o şirketin ürünlerinin yapısını bilen, o şirketin üzerinde deneyimli developerların olduğu ekiplere ihtiyaç duyuyor. Ve CI/CD, Continuous Integration ve Delivery proseslerini aslında en iyi şekilde yönetebilmenizi ve kullanmanızı sağlamış oluyor. Trunk Base ve Git Flow kısımlarından anlatacaklarım bu kadar. Son olarak bir sayfa daha ekledim. Aslında benim daha henüz 4 yıllık bir yazılımcıyım. Yani kendimden deneyimlediğim küçük küçük şeyleri böyle size naçizane birer öneri olarak sunmak istedim. Teknoloji kaybıyla, teknolojiyi seçim üzerine yaptığınız zaman kaybıyla, yani yazılıma nasıl başlarım, yazılımda hangi programı daha iyi, Swift mi iyi, Kotlin mi iyi gibi bu tarz sorular sormaktansa bir şeye girişmeniz, öncelikle sadece yapmanız gereken soru işareti alanınızı belirlemek. Siz web mi çalışmak istiyorsunuz, mobil mi? Bunu belirledikten sonra Kotlin veya Swift biriyle başlayın. Zaten işin içine girdikçe, işte örneğin ben mezun olurken Vue.js öğrenmeye başlamıştım. Sonra .NET ile Angular'a geçtim şirketimde. Sonrasında şu an React yazıyorum. React öğrendim ve projede React kullanıyoruz gibi işin içine girdikçe aslında bir yerden sonra siz evriliyorsunuz. İş ihtiyaçlarına göre veya proje ihtiyaçlarına göre. Durmadan kendinizi geliştirmeye ve çalışmaya çalışın. Çünkü bu alan böyle bir alan maalesef. Durmadan kendinizi güncel tutmanız gerekiyor. Open source projelere vakit ayırın. Onları biraz incelemeye çalışın. Bunu tabii ki de GitHub üzerinden yapmanız doğru olacaktır. Git ve GitHub öğrenmeye çalışın. Git'i oturun da tüm özelliklerini öğrenin demiyorum tabii ki. Git'ten kastım projeyi lokalinize almayı ve projeyi lokalinizden GitHub'a atmayı öğrenseniz yeter. Yani bunu yapabildikten sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Zaten bir konflikt çıktığında ne yapmam gerekiyor diye Google'a yazacaksınız. Ondan sonra işte bir branch üzerinden diğer branch'ı almayı Google'a yazacaksınız gibi gibi. Bunları da adım adım öğreneceksiniz. Yani bir şeyi bir anda hepsini öğrenmeye çabalamayın. Bunları öğrenip yaptığınız projeleri en basitinden bunu ben GitHub'a atsam ne olur dediğiniz projeyi bile GitHub'a yükleyin. İnsanların ihtiyacı olabiliyor. Size katkı sağlamak isteyen insanlar olabiliyor. Benim bile tanıştığım en az 10-15 insan var. Sadece open source'a kendi attığım projeler ile network yapalım, insanlarla tanışalım, etkinliklere gidin diyeceğim ama şu an tabii bulunduğumuz durumda gidemiyoruz. Online olarak katılmaya çalışalım. Sorun, soruşturun, araştırın. Bir şeyleri insanlara öğretmeye ve öğrenmeye çabalayın. Bu çok önemli bir şey. Ben 4 yıla yakındır bir şeyleri öğrenmeye çok çaba harcadım. İnsanlara tanışmaya, öğrenmeye, sormaya. İlk defa bu etkinlik sayesinde aslında birilerine bir şey aktarmış oluyorum. Tabii ki de son madde olarak aslında hayat sadece işten ibaret değildir. Bir hobiyi
edinin ve bir müzik aleti vesaire çalmaya uğraşın. Bu da benim büyük bir pişmanlığımdır. Çok yazılımla uğraştığımız için aslında yeni yeni bir şeyler öğrenmeye başladım. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar.